Sevgili seyirciler 14 Mart Tıp Bayramı'na özel önemli konuklarımız var. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş bizlerle birlikte. Aynı zamanda Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bugün Tıp Bayramı sizlerde sağlık çalışanları olduğunuz için öncelikle sizin bayramınızı kutlamak isterim ben de. Çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ederim. Tıp. Sağ olun. Efendim e, tıp bayramı denilince akıllara neler gelir? Tıp bayramında neler yapılır? Özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin e, bu konuyla sağlıkla alakalı çalışmaları nelerdir? Sizlerle bunları konuşmak istiyoruz. Öncelikle sizlere, e, web TV'miz çalışanlarına, Manisa'lı hemşerilerimize, Büyükşehir Belediye'miz çalışanlarına en derin saygı ve selamlarımı sunuyorum. Herkese günaydınlar diliyorum. E, Dediğimiz gibi bugün 14 Mart tıp bayramı. Tıp e, 14 Mart benim için ne ifade ediyor? Açıkçası vatanseverliği ifade ediyor. Çünkü bu işin çıkış noktası da bu. Siz de programınızın başında bahsettiniz. İlk defa 19 14 Mart 1919 yılında İstanbul'un işgalini protesto etmek amacıyla tıbbi öğrencilerinin başlatmış olduğu aslında bir protestoydu bu. Daha sonra bir kutlama haline dönüştü, bir şörene dönüştü. Bundan böyle her yıl 14 Mart sağlık çalışanlarının hekimlerimizin gün olarak kutlanmaya başlandı. Dolayısıyla ben 14 Mart'ta vatanseverliği görüyorum. Hatta benim makam odamda da yazılı olduğu üzere Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği söz. Vatanını en çok seven görevini en, çok, en iyi yapandır evet. cümlesinden yola çıkarak ee, biz sağlık çalışanları vatanımızı gerçekten çok seviyoruz. Bizim mesai mefhumumuz yok. 7/24 gece gündüz tatilimiz yok. Yılbaşı, bayram <laughs> yıllarca nöbet tuttuk. Hala arkadaşlarımız tutuyorlar. Aynı şekilde belediyemizde görev yapan iş yeri hekimlerimiz, hemşirelerimiz, diğer sağlık iş kolunda çalışan arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeden bu görevlerini yerine getiriyorlar. Dolayısıyla ben can siperhane görevlerini yerine getiren, bu konuda herhangi bir kaş ve burun düşürme hareketine girişmeyen, görevini layıkıyla yerine getiren her tür vatandaşının, dolayısıyla hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum öncelikle. Hepsinin bundan sonraki yaşamlarında ürettikleri hizmet gibi sağlıklı günler içerisinde günlerine devam etmesini diliyorum. Tabii ki bir önemli söz var biliyorsunuz. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet. Sağlığın önemini buradan da anlayabiliyoruz. Hayattaki her şey sağlığa bağlı. Bizim faaliyetlerimizi yürütmemiz ekonomik, siyasi her türlü faaliyetleri rahatça yürütebilmemiz sağlıktan geçiyor. Dolayısıyla ee, Mustafa Kemal Atatürk de beni Türk hekimlerine emanet edin derken aslında boşuna söylememiş. Ee, biliyorsunuz Cumhuriyet kurulduğunda ülke olarak da e, sağlık çok güç durumdaydı. Hı hı. Ama müthiş bir yapılanmayla, e, vatansever hekimlerin, sağlık çalışanlarının teşkilatlanmasıyla birçok e, bulaşıcı hastalık eradike edildi. Yakın süreçte bunu örnek verebilirim. Kızamık ve polio e, eradikasyona uğratıldı, yani evet. yok edildi ülkemizden. Tamamen yok edildi. Bu artık. da bizim sağlık çalışanlarımızın başarılı çalışmasıyla oldu. Hepsini kutluyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Tabii biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak işyeri hekimlerimizde, evde bakım hizmetlerinde e, hizmet götürdüğümüz personelimizde, e, bu işi de en üzerimize düşen layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün Manisamızda. 600 vatandaşımıza 5 ilçemizde, inşallah önümüzdeki dönemde Sayın Başkanımızın da takdiriyle tüm ilçelerimizde yaygınlaştıracağız. Evde bakım hizmetimiz var. Vatandaşımızın sağlığının korunup kollanması noktasında can arkadaşlarımız görevlerini yerine getiriyorlar. Buradan da büyük bir memnuniyet açıkçası bize geri dönüşleri var. Dolayısıyla bu hizmeti böyle güzel bir şekilde yerine getiren arkadaşlarımıza, tüm ekibime, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı çalışan ekibimlerim, Teşekkür ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum çalışmalarında. Yani sadece görevi yerine getirmek değil de aslında sizin ekibinizde, ekibinizde bizim gördüğümüz şey e, görevi ne bileyim yani bir abi kardeş bir çocuk gibi yerine getiriyorlar. Kesinlikle. Özellikle evde bakım e, hizmeti alan vatandaşlarla görüştüğümüzde ama benim kızım gelmiş diyor mesela hekim evet. arkadaşımıza ya da hemşire arkadaşımıza. Evet. Yani kızım, oğlum diye hitap etmeleri onların aslında bu işi severek yapmalarını evet. mı gösteriyor? Kesinlikle. Çünkü siz insanların en zor yardıma ihtiyacı olduğu dönemlerde, sağlık çalışanlar olarak evet. genel manada bahsediyorum. Bu bizde de, sağlık teşkilatında da, üniversitelerimizin sağlık kuruluşlarında Yapılan da böyle. Yapılan çok zor aynı zamanda. Çok kutsal. Çünkü insanların size muhtaç olduğu dönemlerde hep zor anlarında yanında oluyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla bunun zamanı, mekanı, mesaisi evet. olmaz bayram olmaz seyran olmaz Kesinlikle Dolayısıyla insanlar da bu samimiyeti gördükleri için sağlık çalışanlarına bahsettiğiniz gibi işte kardeşim oğlum kızım diye ee, özellikle bize karşılaşıyoruz Hatta dairemize bile gelip bu konuyla ilgili teşekkür evet. eden vatandaşlarımız var tabi bu da memnuniyet verici Biz vatandaşımız için varız. Onlara hizmet üretmekle mükellefiz. E bu işi de severek yapıyoruz yani bir görevin ötesinde, Gönüllü olarak da bu işi arkadaşlarımız, tüm ekip arkadaşlarımız bu şekilde yerine getiriyor. Dolayısıyla ben tüm sağlık camiasının, hekimlerimizin, hemşirelerimizin, tüm sağlık iş kolunda görev yapan arkadaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah güzel günlerde hizmet etmek dileğiyle ülkemizde sağlık alanında daha iyi uygulamaların yapıldığı, işte biz de hı hı. bu konuyla ilgili biliyorsunuz zaman zaman sizin de konunuz oluyoruz. Araştırmalar yapıyoruz. Yaşlı sağlığıyla ilgili özellikle son dönemlerde bir tanesini tamamladık biliyorsunuz. Evet. Ee, Celal Bayar Üniversitemizde. Ee, yani orada çok olumlu sonuçlar gördük. Aslında yaşlılarımızın e, ne kadar aktif oldukları, olmak istedikleri ve bu aktifliğin sonucunda bazı e, ilaçlarını ne kadar azalttıklarını kullandıkları evet. ilaçları, işte düşmelere karşı ne kadar e, risk kazandıkları, e, risklerin azaltıldığını, e, daha sonrasında uyku kalitelerinin ne kadar arttığını, yani solunumlarının ne kadar rahatladığını bunları rapor halinde biliyorsunuz burada ifade etmiştik. Hı hı. Bunları da sağlayan tamamıyla gönüllü işte yani üniversitemiz, belediyemiz çalışanları. Dolayısıyla sağlıklı çalışanları böyle güzel işlere imza atıyorlar. Hepsini kutluyorum. Hepsine çalışmalarında başarılar evet. diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür Daha. ediyoruz yaptıkları çalışmalardan dolayı. Yani yapılan iş de aslında kolay bir iş de değil. Çok değil. zor bir iş. <laughs> Dediğiniz gibi insanların zor anında yanındasınız. Acılı anlarında yanındasınız. Ee, burada bir öfke durumu da söz konusu olabilir. Sıkıntılar, e, insanlara güler yüzlü yaklaşmanın herhalde vermiş olduğu sonuçlar sizin ekibinize... Yani sağlık çalışanlarının geneli hekiminden işte dediğim gibi en uç noktasındaki arkadaşa kadar ya da Türkiye'nin en metropolinden en ücra yerlerinde görev yapan arkadaşlara kadar almış oldukları eğitimleri bunun üzerine alıyoruz. Yani Hı -hı. ben de dahil olmak üzere. Ee, biz dediğim gibi e, vatandaşı görevin ötesinde bunu bir gönül işi evet. e, yani bu bir adanmışlık gibi düşünün. Hı -hı. E, dolayısıyla. Eğer öyle olmazsa zaten ortaya bir başarı çıkmaz. Bahsettiğim bu bulaşıcı hastalıkların eredik edilmesinin temeli budur aslında. Vatan evet. sevgisidir. Çünkü normal mesai 8-5'tir ama biz, ben de gittim bizzat bulundum. Ee, Birçok köyde, mezrada vatandaşımız da tabii ki bizi iyi karşıladı. Ee, mesai mevhumu gözetmeden e, çocukların aşılaması yapıldı gece gündüz. Evet. Ve kalıcı hastalıklar yok edildi. Dolayısıyla e, burada bahsettiğiniz gibi alınan eğitim bunun üzerine. Kesinlikle bir adanmışlık söz konusu. Ve işin çıkış noktasında söylemiştim. Bir vatanseverlik. Evet. Ee, biliyorsunuz şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin'de bir e, harekat yürütmekte. Dolayısıyla buradan da onlara başarılar diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de e, acil şifalar diliyorum. Zaten 127 tanesi geriye döndü biliyorsunuz. Öyle Bu da mi? yine sağlık çalışanlarının evet, çalışanların, e, başarılı tedavi sonucunda. Ve birçok sağlık çalışanımız da gönüllü olarak şu an orada ve oraya gitmek üzere ilgili kurumlara dilekçe veriyorlar. İşte bahsetmek istediğim bu yani millilik ruhu sağlık çalışanlarında olan ve olması gereken bir ruh. Hepsine teşekkür ediyorum. Tıp bayramının çıkış noktası millilikti, vatanseverlikti ve şu anda da Afrin'de de görebiliyoruz ve sokaklarımızda, bütün şehrimizde aslında bütün ülkemizde görebiliyoruz. 2019'da neyse, 2018'de o, 2078'de de olacak. Çünkü bizim damarlarımızdaki asil kan bunu gösteriyor Türk milleti olarak tüm sağlık çalışanlarını kutluyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz ben bizler teşekkür de ederim. sözleriniz için. Ali Bey hemen size geçelim. Sizlerden de özellikle e, sağlık çalışanlarının talepleri nelerdir? Siz bu konularla çok daha yakın evet. çalışmalar yapıyorsunuz. Türk Sağlık Sen senin Manisa'daki çalışmaları nelerdir? Öncelikle Büşra Hanım e, sağlık çalışanlarına böylesine anlamlı ve manalı bir günde bizlere kendimizi ifade etme fırsatını verdiğiniz için Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün olmak üzere tüm WebTv çalışanlarına ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben tamam. öncelikle e, sağlığın Türkiye genelinde küçük bir profilini çizmek istiyorum. Tabii ki. Bugünkü e, sağlığa baktığımızda sağlığın e, en başta belirgin sorunlardan bir tanesi istihdam sorununu. <laughs> Bugün Türkiye'de her 100 bin kişiye 169 hekim düşmekte. E, bu... Avrupa standartlarına OST rakamlarına baktığın zaman Avrupa'da bu olan her 100 bin kişiye 316 kişi düşmekte. Bu şu anlama geliyor. Bugün 130 bin civarında hekimimiz var. Bu Avrupa standartlarında bir rakamı yakalamayı yakalayabilmemiz için yaklaşık olarak 115 bin hekime ihtiyacımız var. Bugün itibarıyla tıp fakültelerimizde 11 bin 12 bin civarında. Öğrenci kabul etmekte evet. ee, yaklaşık olarak da kısa vadede 200 bin'e yakın uzman hekim ihtiyacı var. Sağlık person e, hekim dışı sağlık personel açısından e, oranlara baktığımızda Avrupa'da her 100 bin kişiye e, düşen 194 ebe hemşire, hı hı. E, şey, pardon Türkiye'de her 100 bin kişiye düşen ebe hemşire sayısı 194 iken e, Avrupa'da bu oran 3 786 yani aradaki orana baktığımız zaman gerçekten de ciddi bir bayağı bir fark var. Evet, hekim dışı sağlık çalışanına e, ihtiyacımız var. İstihdam olarak baktığımızda sağlığın e, istihdamda Türkiye'deki oranı 2.95 yaklaşık %3 civarında. Hı -hı. Fakat e, bu Avrupa'da %10.4. Nüfusa oranına baktığımızda Türkiye'deki oran %1. E, Avrupa ülkelerinde bu oran %7. Yani e, vatandaşımıza biz vatandaş memnuniyetini daha fazla arttırmak ve vatandaşımızı daha fazla, daha yerinde, daha güzel hizmet verebilmemiz için sağlıkta istihdamın arttırılması gerekiyor. Bir diğer husus, sizin bahsettiğiniz sağlık çalışanların talepleri. Biz her şeyden önce 14 Mart'ın tıp bayramı diyoruz ama tıp bayramının bayram havasında kutlanmasını temenni ediyoruz. Evet. Fakat görüyoruz ki Son 5 yıldaki istatistiklere baktığımızda sağlıkta hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olayı 46 bin. Yani Maalesef. bunu her yıla böldüğümüz zaman yaklaşık 9 bin civarında şiddete maruz kalma olayı gerçekleşiyor. Ve bu 46 bininde 27 bini hekimlerin maruz kaldığı şiddet olayı 19 bininde hekim dışı sağlık çalışanının. Evet. Yani bunlar da temennimiz bir an önce caydırıcı nitelikte yasal düzenlenmelerin yapılması. Yani sonuçta sağlık çalışanları vatandaşlarımıza sağlıklı hizmet vermek için e, can siperhane elinden gelen bütün gayreti göstermesine rağmen maalesef yani kendileri bu konuda kendilerine ölümlere varan şiddet olaylarına karşı e, şiddete maruz kalma durumuna karşı karşıyalar. Evet. E, sağlık çalışanlarımız bu bayram tadında kutlayabilmesi için Yıllardan beri olan beklentileri var. Neler yapılması gerekiyor Evet. bayram havasında ee, kutlanılması için? Tıp bu bayram... bayramlarında e, bugüne kadar hep e, Sayın Bakanımızın da bu konuda açıklamaları ve beyanları var. E, temenniden öteye gitmemiştir. Özellikle yıpranma payı konusunda evet. birçok e, meslek kuruluşuna yıpranma payı verilmesine rağmen özellikle son 5-6 yılda büyük bir ümitle beklediği yıpranma payı e, tahayyüt edildi, söz verildi. E, netelikte açıklamalar olmasına rağmen henüz bir yasal düzenlemeyi biz e, göremedik. Sağlık çalışanları ivedilikle tüm çalışanları kapsayacak şekilde yani sadece belirli branşta veya belirli birimlerde çalışan arkadaşlarımız değil tüm sağlık çalışanları kapsayacak şekilde ve 5 yılda e, her yıla 90 gün olmak e, kaydıyla bunu ivedilikle beklemektedir. Ve bunu sadece bir söz ve temenni olarak değil, gerekli yasal düzenlemenin yapılarak bir an önce çıkmasını beklemektedir sağlık çalışanlarımız. Evet. Sağlık çalışanlarımızın bir diğer beklediği husus da aşırı iş yükü. Yani siz de istihdamın az olduğundan bahsetmiştiniz. Aynen. Şimdi zaten istihdam az olunca karşılığında da, da iş yükünü iş yükü getiriyor. Oluyor. Ee, peki aşırı iş yükü e, hangi konuda sıkıntılar getiriyor? Yani nöbetlerde artış Bakması gereken hasta durumunda ister hekimlerimiz olsun, ister sağlık çalışanlarımız olsun. Yani iş yükünün artması çalışma barışını ve çalışanların psikolojilerini bozmakta. Hata yapma payını Aynen. da Hata payını yükseltmekte. Bu nedenle iş yükünün tekrar gözden geçirerek yapılacak istihdam ile bunlarda düzenlenme yapılması gerekiyor. Sağlık 24 saat hizmet verilen bir kurum. Evet. Yani 24 saat ve hizmet verilen bir kurum ve Vatandaş memnuniyetini baz alıyoruz ama bir diğer husus da bunun diğer muhatabı sağlık çalışanları olduğu için de sağlık çalışanlarının memnuniyeti için de bir çalışma yapılması yani gerekiyor. Yani uyumadan saatlerce hastalara hizmet veren bir doktorun ne Aynen. kadar yani insanlara doğru bir hizmet vermesini bekleyebiliriz. Yani onlar da zor durumdalar bu durumda. Yani vatandaşların aslında. E, memnuniyetini istiyorsak istihdamın evet. artırılması gerekiyor diyorsunuz değil mi? Şimdi bir hanım e, bizim sağlık çalışanlarımız gerçekten özverili, fedakar. Hı hı. Fakat sadece özveri ve fedakarlıkla bu işlerin en üst düzeyde en üst düzeyde memnuniyetle tutmak mümkün değil. Yani gerekli e, tüm adımların atılması gerekiyor. Yani yıpranma payında verilecek e, bir hak, istihdamda artırıl istihdamın artırılması bir diğer hususta özellikle döner sermaye başta olmak üzere hı hı. sağlık çalışanların ekonomideki gelirlerin düşüşü. Yani son yıllarda bir e, araştırma yapıldığında sağlık çalışanlarının özellikle döner sermayelerinin neredeyse bitme noktasına geldiğini görmekteyiz. Yani madem ki performans isteniyor, hı hı. yani e, bu fedakarlık isteniyor, bunun da bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugüne kadar, yakın zamana kadar bu bir şekilde çalışanlara memnuniyet etmeden Yapılan performansın karşılığı olarak döner saymaya olarak bunların çalışanlarımıza yansımaktaydı. Hı hı. Fakat son zamanlarda hangi sağlık kuruluşumuz olursa olsun bunlara baktığımızda hem döner saymaya da hem de diğer gelir kalemlerinde düşüş görmekteyiz. Bunların tekrar gözden geçirerek düzenlenmesini istiyoruz. Bir diğer hususta kadro meselesi. Evet. Malum yakın zamanda 500 bin kişiye taş kadro vermesi hususunda yasal düzenleme yapıldı. Evet. Fakat sağlıkta 9 bin hekim dışı vekil ebe olsun ve e, tıbbi sekreter olsun yani ve aile sağlığı e, personel olsun yani aile hekimde çalışan personel olsun 9 bin kişiye bu kapsama alınmadı. Biz evet. özellikle sağlıkta iş güvencesinin olmasından yanıyız. Yani kişi verimli olabilmesi için yaşantısını planlayabilmeli, e, çalışma performansını planlayabilmeli yani şunu ıı, arzu etmiyoruz. Diyelim ki bir ıı, sağlık personeli girdi. Eğer bu kadro olmaz ise birkaç yıl çalıştı. Diyelim ki herhangi bir gerekçeyle görevine son verildi. Evet. Burada ıı, şu konuda eksik kalırız. Sağlık aynı zamanda deneyim ve birikim isteyen bir meslek. Tabii yani ki. her 2-3 yılda bir siz ıı, personelin bir nevi iş sonlandırmasına sebebet verecek ıı, istihdam türünü seçerseniz bu aynı zamanda deneyim, ehliyet ve liyakatın e, eksik kalmasına sebep olur. Tabii ki. Biz istiyoruz ki iş güvencesi olsun, sağlık personelimiz, sağlık çalışanlarımız, ister hekimimiz olsun, ister hekim dışı sağlık personel olsun, sadece mesleğine e, odaklanmalı ve yaşantısını ve mesleğini planlayabilmeli. Hatta kariyerini planlayabilmeli. O nedenle e, aynı zamanda idari atamalarda da biz bunu görmek istiyoruz. Yani evet. idari atamalarda da, Ehliyet ve liyakata dayalı bir atama olmalı. Sayın Başkanım bir araya girebilir miyim hı. burada? Manisa'da hiç idareci üyeniz var mı? Şu ana kadar e, maalesef Türk TürkSarlısan e, üyesi olarak e, idare atamalarda e, biz bir atama yapıldığını görmüş değiliz. Bu yıl itibarıyla. E, bunu da şunun için ifade ediyoruz. Hangi sendikaya mensup olduğu veyahut da hangi görüşe mensup olduğunu bakılmaksızın idare atamalarda aynen ehliyet ve rastlığa, liyakattan kastımız odur. Eğer e, o kurumu kim daha verimli şekilde çalıştıracaksa bu kurum bazında bir diğer hususta personeli en iyi şekilde motive edecek ve onlara çalışma barış içinde idare ve sevk edecekse bu hangi görüşte veya hangi sendikaya mensup olursa olsun bu kişilerin idare atamalarda tercih edilmesi hem kurumlar bazında hem çalışanlar bazında makbul olduğunu düşünüyoruz. Bu durumda evet. sağlığa da siyaset karışmış diyebiliriz aslında değil mi? Yani biz sadece durumun beyanını yapıyoruz. Artık o konuda e, gerekli derdi, gerekli değerlendirmeyi idareciler ve konuda karar mercileri e, bu değerlendirmeyi evet, yapacaktır. Biz e, durumu anlatıyoruz. E, karar artık onlara kalmış diyelim. Değil Aynen. Değil mi? E, biz aynı zamanda e, tıp bayramında sadece... E, kendi alanımızda değil, aynı zamanda Büyükşehir Belediye'mizin de e, sağlıkla ilgili, özellikle çevre sağlıkla ilgili e, katı atık testinin tesisinin yani gerçekten Manisa'mıza modern, e, Manisa'mıza yakışır bir katı atık tesisi kazandırması noktasında ve ayrıca vahşi depolama alanlarının kapatılması konusunda yaptığı çalışmaları. Bir de e, Sayın Başkanımızın e, idarecinin yapmış olduğu evde sağlık hizmetleri diriminin yapmış olduğu çalışmaları çok yakinen ve memnuniyetle takip etmek istedikleriyiz. Evet. Yani e, büyük şehrimizin bu konuda e, sağlık hizmetlerine sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergun olmak üzere burada tüm e emeğe geçenlere teşekkürlerimizi e, sunuyoruz. Yani ve bunları takdirle takip ediyoruz. Çünkü e, bir şekilde sağlığa, e, manisamıza yakışık bir şekilde e, hizmet sunmaktadır. Evet. Bu konuda da e, aynı zamanda hem takdirle karşılıyoruz ve takipçilerimizi de diyoruz bize düşen bir husus olursa Elimizde ne gerekiyorsa bu konuda da her türlü yardıma da açığız diye beyan ediyoruz. Teşekkür ederiz Sayın Sağlık başkın. çok önemli. Sağ Manisa Büyükşehir Belediye evet. Başkanımız Sayın <laughs> Cengiz Ergün de çok önem gösteriyor. Sizin de demiş olduğunuz evet. gibi uzun burun katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi evet. kullanıma açıldı. Çevreci bir yatırım olarak aynı zamanda evde bakım hizmetleri çok önemli dedik Sayın Başkanımızın da evet. öncülüğünü evet. yaptığı ve ekibiyle birlikte önemli hizmet verdiği bir e, evde bakım hizmeti oluyor Manisa'da ve talepler de oldukça Çok. fazla ve yetişmeye evet. çalışıyorsunuz. Sağlık çalışanlarının zaten Şimdi en önemli sorunu bu. Sayın değil mi? başkanım şeyden bahsetti istihdam oranından. Ama ben şöyle kabaca bir hemen aklımda hesap ettim. Bizim istihdam oranımız gayet iyi. O konuda biz rahatız başkanım. <laughs> Güzel. O zaman <laughs> sayımız gayet iyi. Başkanımız da Sayın Cengiz Ergün Bey sağ olsun bu konuda bize desteği sonsuz personel konusunda rahat tüm taleplerine yani, de yetişebiliyorsunuz yani. zaten kesinlikle, sizler ee, kurduğunuz yani. ekiple birlikte. Kullandığımız zaten alet edevatlar olsun şeyler olsun hepsi üst düzey ee, yani ondan hiç kesintiye gitmiyoruz. Sizler aynı zamanda hayvan sağlığıyla da yakından evet. ilgileniyorsunuz evet. başkanım bunu da geçmeyeyim. Sağlığın Isterseniz. hemen hemen her konusu bizde. Sağlık de. sadece evet. insanlar kesinlikle. için değil tabii ki. Geçen yıl 13 bin veteriner hekimlerimiz onlar da hekim. Buradan onların da günlerini kutlayayım tıp bayramını. Onlar da 13 bin 300 civarında bir hayvan tedavisini yaptılar. 2170 adet kısırlaştırma yaptılar. Sadece burada Malisa merkezi değil, ilçelerimize de yardımcı oluyorlar. Tabii ki geziye ekibimizde. Dolayısıyla onların da sonuçta hayvanlar hasta olduğunda çevreyle etkileşim halinde, insanlarla etkileşim halinde onlara da geçme riskini göz önünde bulundurursak dolaylı da olsa ciddi bir katkıları söz konusu. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım'a bizlerle ilgili de tabii ki olumlu görüşler için bir dış göz olarak da bizi değerlendirmeler evet, açısından çok her zaman yani onların görüşleri bizim için önemli. Ben bu meyanda tüm ekibimize sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli hekimlerimizin dediğim gibi metropollerimizden en üç noktalara kadar görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın ülkemiz genelinde ülkemiz dışında çünkü biliyorum ki Afrika'nın değişik bölgelerine yardım amaçlı da giden hekimlerimiz sağlık çalışanlarımız var evet. gönüllü olarak. E, tıp bayramlarını kutluyorum. Umuyorum ki bundan sonraki yaşantılarında, meslek hayatlarında e, istedikleri e, güzel ortamlarda, güzel sosyal, mali özlük haklarına, başkanımın da bahsettiği gibi kavuştukları bir ortamda e, nice bayramlar kutlamalarını temenni ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Dağım. ediyoruz bizler de. Efendim, sizin son olarak söylemek istediğiniz şeyler var mı? E, ben seversiniz. son olarak e, şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için e, Büyükşehir Belediye'mize ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağlıkta e, özetle bugünlerde en çok bizim için yani Türk Sağlık olarak ve sağlık çalışanları olarak e, sıkıntı çektiğimiz konu sağlıkta şiddet. Evet. Tüm vatandaşlarımızdan yani evet. sağlık çalışanlarımızın daha rahat hizmet sunabilmesi ve hizmetin sekteye uğratılmaması için bu şiddet konusunda e, daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda da yetkili mercilerden yetkili mercilerden caydırıcı nitelikte yasal düzenlemelerin yasa, yapılmasını temenni ediyoruz. Çünkü bir hizmet sunumu yapıyorsunuz. Evet. Diyelim ki ambulansla nakil yapıyorsunuz. Yani bu ambulansın önü bir şekilde kesiliyor. Daha sonra hizmet almakta olan hastaya mağdur mağdur duruma getiriliyor ve çalışanlar mağdur bırakılıyor. Yani burada o hizmet alım noktasında bizler de olabiliriz. Burada Değil empati mi? yapmak lazım. Yani o ambulansın içinde biz de olabiliriz. Yani orada yardımcı olmak, destek olmak varken yani bu şiddet davranışları bunlara engelleyici bir unsur olarak düşünüyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Destek veriyoruz. Yani bekliyoruz. olumsuz yapılan her hareket aslında bir cana mali olabilir. Aynen. Farkında olmadan aslında katil olabilirsiniz neredeyse. Evet. Hani bunu bile söyleyebiliriz. Aynı zamanda 112 acil servis hattını e, gereksiz yere, yere aramalar çok, çok, fazla. Fazla, çok fazla. Geçtiğimiz günlerde bunun haberlerini de gazetelerden evet. yine evet. bizler de aktarmıştık. %70-75 oranlarında gereksiz aramalar var. Evet bunlar için neler söylersiniz? Yani bu da başkanım. tabii ki orada biz de biliyorsunuz hastanaki hizmeti veriyoruz. Başkanımız da bahsetti gibi bu hizmette tabii ki bizimkisi acil değil. Genelde normal rutin hastaların nakli ama ne olursa olsun dediğiniz gibi acil servis noktasında e, aradığınızda yani kötü amaçlı, amaç dışı aradığınızda Orada başka bir hizmete ihtiyacı olan vatandaşın önünü de kesmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla hani 112 ve evet, tek numara oldu artık bunu da buradan beyan edelim. Evet. Bundan sonra yangında, acil durumlarda her türlü e, noktalarda 112 1505, arıyorsunuz. 155, 110 gibi numaralar. Hepsi kaldı. Tek değil, numara altında birleşti. Bunu da duyuralım buradan. E, oradaki arkadaşlarımızla daha önce tabii ki beraber çalıştığımız, benim de sağlık sektöründeyken çalıştığım arkadaşlarım e, bu konuda ciddi sıkıntıları var. Hı -hı. Gerçekten bu çok önemli, çok önemli bir noktaya değindiniz. Lütfen vatandaşlarımız gereksiz yere 112'yi meşgul etmesinler. Aradıkları numara kendileri için, yakınları için ihtiyaç olabilir. Dolayısıyla oradaki arkadaşların da performansını etkileyen durum söz konusu oluyor. Bahsettiğiniz %70 oranları çok yüksek. Çok yani yüksek. her açtığınız telefon gereksiz çıkınca dolayısıyla oradaki arkadaşlar da demoralize oluyor. Dolayısıyla 112'ler boşuna meşgul edilmesin diyoruz. Sağlık yani. acil bir ihtiyaç çünkü. ertelenemez bir ihtiyaç. ötelenemez bir ihtiyaç. Dolayısıyla biz dahil... Hepimizin her an ihtiyaç duyacağımız bir konu. 112 lütfen boşuna arkadaşlarımız, vatandaşlarımız meşgul etmesinler. Bizler de uyarılarımızı yapmıştık ama sizin ağzınızdan olması herhalde birazcık evet, daha etkili oldu. olacaktır. Oldu. Ee, yani bugün yaptığınız gereksiz çağrılar yarın gerekli evet. olduğunda sizin karşınıza çıkabilir. O yüzden tabii. lütfen duyarlı olalım diyelim ve tekrardan tıp bayramınız kutlu olsun teşekkür efendim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ teşekkür ediyoruz. Ve iyi yayınlar. Kolay gelsin. Için. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler çok önemli bilgiler konuştuk ve Tıp Bayramını kutladık. Tüm sağlık çalışanlarımızın da Tıp Bayramı kutlu olsun diyelim bizler. Şimdi isterseniz bir hava durumunu kısaca tekrar hatırlayalım. Ardından yine bizler burada olacağız.